Ülgeler, benim adım Abdülilah Zekeriya. Ben Suriyeliyim, İdlibliyim. Ben Türkiye'de 12 yıldır orada yaşıyorum, orada büyüdüm, orada çalıştım, orada okudum. Türkiye benim ikinci vatanım. Türkiye'de 6. sınıfta okula başladım. Liseyi bitirdim, üniversiteyi kazandım. Üniversiteyi girdim. Namık Kemal Üniversitesi'nde okuyorum. 3. yılım. Acil Yardım ve Afet Yönetimini okuyorum. Benim sıkıntım, 15 gün önce Suriye'ye deport edildim adresin yüzünden. Ben 15 gün tatilinde üniversiteden gelmiştim ailemin yanına. Ailem Hatay'da. Geldim, Göç İdaresi'ne gittim adresi yaptırmak için. Göç İdaresi'nde dediler, adresinde bir sıkıntı vardır, yaptırman gerekiyor. Tamam dedim. Yapamadım, adres bulamadım herhangi yerde. Ailemin yanında kaydedemediler, kapalı olduğu için adresler. Dediler ki yol izni al, tekrar okuluna git, bir sıkıntı olmaz. Ama yol izni gerekiyor. Aldım gittim okuluma. Dönemi bitirdim, geri indim Hatay'a. Göç İdaresi'ne gittim, durumu anlattım, izah ettim. Her şeyimi anlattım, dedim şudur budur, benim durumum böyle, ben öğrenciyim. Okuluma gitmem, dönmem gerekiyor. Adres için inmiştim zaten. Dediler, adres bulman gerekiyor. Adres bulamadım hiçbir yerde Hatay'da. Kapalı olduğu için her mahalle. Bir şey yapamadım. Yardımcı olacağız dediler. Üçüncü katta çıktım. Bir hanımın yanına. Dedi, bekle yardımcı olacağım. Yarım saat sonra tekrar sordum dedi. Yardımcı olacağım. Bekledim, bir saate yakın bekledim. Tamam şimdilik, tamam birazdan olacak, olacak. Ondan sonra baktım, geldiler, bizi aldılar. Arabaya koydular, hastaneye götürdüler. Burada hiçbir şey konuşmadan, hiç sormadan, sordum nereye götürüyorsunuz bizi, ne için? Hiçbir şey demediler, cevap vermediler. Hastaneye götürdüler, doktorun yanına geçirdiler. Doktor bey sordu, bir şeyiniz var mı, bir şeyiniz yok mu? Hasta mısınız? Yok dedik. Ondan sonra karakola götürdüler bizi. Karakolda 6 saate yakın kaldım. Ondan sonra karakoldan çıkardılar bizi. Arabaya koydular. Antakya'nın yolunda bir kamp var. Kampa geçirdiler. Kampta kimliğimizi iptal ettiler. Sistemimi iptal ettiler. Parmak bastım orada. Suriye'ye çıkış diye. Ben böyle bir şey istemedim. Ama parmağı bastırdılar orada parmak izimi. Ondan sonra aynı günde aynı saatte sınır dışı ettiler beni. Orada ben çok konuştum kellerin önünde. Dedim öğrenci hayatım bitecek. Çok yoruldum bu yola yetişene kadar. Ailem burada, akrabam burada. Her şeyimi burada kurmuştum. Hayallerim vardı Türkiye'de. Hiç dinlemediler beni, sınır dışı ettiler. Benim şu an Türk devletinden istediğim yardımcı olsun bana. Ben öğrenciyim, öğrenci hayatım bitti. Okuluma gitmem gerekiyor. Okulum başlayacak. Buradan Türk Devleti'ne sesleniyorum. Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Sesimi kim duyuyorsa, beni kim görüyorsa lütfen beni yardım edin. Benim Suriye'de kimsem yok. Hiçbir şey yapamıyorum burada. Burada hayat yok. Ben çocukluktan Türkiye'de yaşadım, büyüdüm. Benim Türkiye'm ikinci vatanım. Türkiye'yi çok seviyorum ben. Lütfen yardımcı olun. Teşekkürler.